Bu haftaki dersin son bölümünde tekrardan binom dağılımından bahsedeceğim. Bu sefer biraz daha detaylıca olarak. Şimdi iki çıktılı bir deneyimiz olsun. Ne demek iki çıktı? İşte sonuç başarılı veya başarısız. Ne bileyim işte spin yukarı aşağı veya yazı tura vesaire vesaire. Şimdi bu çıktılardan bir tanesini olasılığı P olsun. Bir çıktı. P olasılık. Olasılığa sahip olsun. O zaman diğer çıktı. Otomatikman 1 eksi P olasılığa sahip olacak. Ki iki çıktının toplam olasılığı 1'e eşit olsun. Buna Bernoulli dağılımı diyorlar ya da Bernoulli denemesi. İlk derste Bernoulli'den biraz bahsetmiştim. Bu matematikçi Bernoulli. Bayağı önemli işler yapmış 17. yüzyılda. Ama kendini de biraz fazla beğeniyormuş herhalde. Mezar taşı bayağı enteresan arkadaşım. Meraklıysanız yazıyor işte internette Wikipedia'ya falan bakarsınız bir yerlere. Şimdi bir tane örnek olarak ne olacak? Başarılı diyeceğim. P olasılıkla bir. Bu başarılı çıktı. Bir eksi P olasılıkla 0 yani başarısız çıktı olsun. O zaman bu x dediğim şeyin ortalama değerine bakarsam neydi? İşte bu hafta yaptığımız ilk dersten hatırlarsanız 0 değeri için 0 1 eksi p olacak artı 1 çarpı p olacak. Dolayısıyla x'in beklenen değeri p'ye eşit olacak. X kareye bakarsak ne olur diye. Yine işte burada 0 kare 1 eksi p olacak. Artı 1 kare kere p olacak. O da p'ye eşit oldu. O zaman standart sapmayı hesaplarsak yani ilk başta varyansı hesaplarsak x kare eksi x'in karesi. Bir saniye. Ha tamam. Ne olacak? P eksi P kare gibi olacak. Bu da ne olacak? P çarpı 1 eksi P gibi bir sonuç verdi. Bu Bernoulli dağılımı içindi. Şimdi bunu ne yapacağım? Genelleştireceğim. Buna binom dağılımı deniyor. Binom dağılımında n tane bağımsız Bernoulli olsun. Ne demek n tane bağımsız? Mesela bir kere parayı aldınız, attınız yazının tura mı geldi? Bu ne yapacak? Bernoulli dağılımı işte yazıysa P değilse 1 eksi P diyeceksiniz. Eğer para adil bir paraysa P dediğiniz şey 1 bölü 2 olacak. Değilse mesela hep tura çıksın diye bir tarafına ağır yaptılarsa mesela ne olacak? 3 bölü 4 olasılıkla tura geliyorsa 1 bölü 4 olasılıkla yazı gelecek falan.
Şimdi aldık, N tane bağımsız Bernoulli dağılımını aldık. Bernoulli olması için ne yapacak? İşte 50 kere bu parayı atıyorsanız 50 tane Bernoulli almış oluyorsunuz. Peki, şimdi bunlardan N tane denemeden, şöyle diyelim, N tane bağımsız denemede K başarılı sonuç olsun. K tane başarılı olsun. Ne demek? N eksi K tanesi başarısız olacak. Şimdi buradan olasılık dağılımını yazmak istersem binom dağılımı için P bu neydi? Toplam Bernoulli dağılımının sayısı kaç kere yaptığımız K'da başarılı adamların sayısıydı. Bunu hatırlarsanız ne yapacağız? İşte konfigürasyonlar gelecek falan falan. Buraya bir kombinatörik faktör gelecek. K'nın neyli kombinasyonu. Sonra P üzeri K olacak. Sonra 1 eksi P üzeri N eksi K olacak. Buna Bernoulli dağılımı diyoruz. Pardon, özür dilerim. Binom dağılımı diyoruz. Peki. Daha önceki derste yaptığımızda burada P'yi 1 bölü 2 almıştım. Basit olsun diye. Öyle göstermiştik. Şimdi ne yapacağım? Dağılım böyle bir şeydi. İşte K'ların falan beklenen değerini bulmam lazım. Şimdi bir de bir şeyi göstermem lazım. Bu P'lerin toplamı sıfırdan 1'e eşit mi değil mi diye bakmam lazım. Ne yapacağım? Toplam K eşit sıfırdan neye? P n K eşit 1 mi diye bakmam lazım. Bunu göstermek kolay. Ne yapacağım? İlk önce binom açılımını hatırlarsam x artı y üzeri n eşittir. Ne olacak? İşte k eşit sıfırdan n'ye kadar neyin k'lı kombinasyonu çarpı x üzeri k y üzeri n eksi k'ydı. Burada ne yapacağım? X yerine P, Y yerine 1 eksi P koyarsam X eşit P olsun. Y eşit 1 eksi P olsun. O zaman bunu göstermek neredeyse trivial oluyor. O zaman parantez içinden ne gelecek bana? Uzun uzun yazarsak X artı P artı 1 eksi P üzerine yani şu P'ler gidecek 1 kalacak. 1 eşittir. K eşit 0'dan N'ye kadar işte kombinatörik faktör P üzeri K 1 eksi P üzeri N eksi K olacak. Burada da gördüğünüz gibi bu benim bildiğim şu yukarıda tanımladığım olasılık dağılımıydı. Bu da doğrudan 1'e eşit. Demek ki bu binom dağılımının topladığım zaman 1'e eşit olduğunu gösteriyorum. Şimdi ne var? Bir tane Bernoulli için ne bulmuştuk? Bir kere Bernoulli denersek x dediğim şey p idi. Sigma x kare dediğim şey p çarpı 1 eksi p idi. Şimdi bunu en bağımsız Bernoulli alırsam
O zaman ne olacak? Bu n tane bağımsıza şöyle diyebilirim. K tane başarılı olacaktı. K tane başarılıyı toplayacağım işte. Bunların toplamı olacak. Her x i de p'ye eşit olacak bana. O zaman buradan bana ne gelir? Bu k'nın ortalamasına bakarsam her bir x p idi. N tane var bu p'lerden. O zaman k dediğim şey n p olacak. Peki. Buradan şeyi hesaplayabilirim. Sigma k'nın karesini. Bunu da hesaplarsam benzer şekilde yukarıdakine n p çarpı 1 eksi p bulacağım. Peki. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu sigma k dediğim şey yine kökenle azalacak. Burada bir tane grafik çizmek faydalı olabilir. O grafiği göstereyim şimdi size. Bu grafik doğrudan kitaptan. Aldım. Şimdi burada ne var? Şu şey demek, işte bu eksene p'yi koymuş. Bunu p'nin maksimumuyla bölmüş ki 1'e normalize olsun şu tepesi. Yani şurada p bölü p'nin alabileceği maksimum değer var. Böylece bütün grafikler aynı eksene oturuyor. Şurada da k bölü n'e bakıyor. Sonra burada demiş ki kitapta p 0,4 olsun. Şurası yani. Şurası gördüğünüz gibi bu Bernoulli dağılımının grafiğini çizdiğiniz zaman olası değerin orada bir tane şey yapıyor. Ne derler? Pik yapıyor. Tepe noktası tam 0,4 etrafında olmuş. Eğer p eşit atıyorum 0,7 olsaydı o zaman burada bir yerde olacaktı. Yani bu grafik yana kaymış olacaktı. Şu en dıştaki grafik yani şu. Bunda en eşittir 50 yani 50 tane binom 50 tane Bernoulli dağılımı alınmış hepsi eklenmiş binom dağılımı elde edilmiş. Daha sonra şu en içindeki 500 tane en içteki ise en eşit 5.000'miş. Şimdi burada hemen gördüğünüz gibi n arttıkça bu ortadaki grafiğin genişliği azalıyor burada. Bunu görmek için kesirsel genişlik denen şeye bakarsak nedir o? Sigma k bölü k. Bunları yukarıda hesaplamıştık. Neydi sigma k? Kök içinde np işte 1 eksi p'ydi. K dediğim şey de np'ydi. Bunları yerine koyarsak bölü np şöyle bir şey elde ederiz. Burada gördüğünüz gibi sigma k bölü k n arttıkça daralıyor. Yani şu genişlik, şuradaki şu genişlik gitgide azalıyor. Ne demek? Şuna
kesirsel genişlik demiştik. Burada kök ne ile ters orantılı olduğu için ne arttığı zaman ne olacak? Bu sigma k bölü k azalacak. Bunu bir örnekte, hemen basit bir örnekte bakarsak şöyle, nedir en basit örnek? Yazı tura işte. Ondan sonra yazı turalara şey diyelim, K dediğim şeyi diyeceğim. Yani başarılı şeylere tura diyeceğim burada. Olasılığı ne? Turaların 1 bölü 2 olacak. 1 eksi P de tabii ki 1 bölü 2 olacak. Şimdi bir tane Bernoulli alırsam ne olacak? Tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Yazı gelme olasılığı da 1 bölü 2. Eğer şey paraysa, düzgün bir paraysa. Ondan sonra şeye bakalım. 16 kere tekrarlayalım bunu. N eşit 16 aldık. O zaman ne olacak? Tura gelme olasılığı NP idi. N dediğim şey 16 bölü 2 eşittir 8 oldu. Sigmasını hesaplarsam, sigma tura ne olacak bu? NP 1 eksi P idi. N de 16 idi. 16 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Bu 2'ye eşit olacak. Yani beklenen değerle kıyaslarsanız 8 ve 2 gördüğünüz gibi bayağı bir şey, bayağı bir sapma var. Standart sapma 2. Sonra kocaman bir sayı alalım. N eşit 10 üzeri 20 olsun. Bunu 10 üzeri 20 kere atarsak yine hesapladığım zaman ne olacak? 10 üzeri 20 bölü 2, o da 5 çarpı 10 üzeri 19 yapar. Sigma dediğim şey de 10 üzeri 20 bölü 4'tü. Demek ki 100 çarpı 10 üzeri 18 desem bu bana 5 çarpı 10 üzeri 9 verecek. Şimdi gördüğünüz gibi sigma, şu iki sigma arasında bayağı ciddi bir fark var. Ama önemli olan o değil. Önemli olan bu N denemede bu arkadaşın sapmasının bundan ne kadar farklı oldu. Gördüğünüz gibi N'i 16 aldığım zaman aynı mertebedeydi. 8'e 2 çıkmıştı. Ama 10 üzeri 20 aldığım zaman 10 üzeri 19'a 10 üzeri 9 gibi. Yani 10 mertebe daha küçük beklenen değerinde. İşte N eşit 16 için grafiğini çizmeye kalksam bunu, bu bana 1 bölü 2 neresi olsun? Şurası 1 bölü 2 olsun mesela. Ne olacak? Bu böyle gidecek. Böyle olacak. Ama N eşit 10 üzeri 20 için baktığım zamansa, bu grafiği çizdiğim zaman ne dedik? Burası 1 bölü 2 demiştik. Bu böyle gelecek. Çok daha dik bir ve ince bir pik yapacak, götürecek. Yani burada ne öğrendik? Ne kadar çok denerseniz o kadar çok ortalamaya yaklaşıyorsunuz. Ve sizin bu kesirsel genişliğiniz de azalıyor. Bu haftaki derste ısı sahası tanımını gördükten sonra olasılıktaki temel kavramlar üzerine biraz çalıştık. Önümüzdeki hafta sıcaklık ve Boltzmann dağılımı üzerine ders yapacağım. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler.